Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi hocamız. Sözü kendisine bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ayrıca buraya bizi davet eden sevgili Mustafa Tolga Söğücü hocamıza, yine Maturidi Yesevi Otağı yetkililerine de teşekkür ediyorum. Bir şeyle başlamak istiyorum. Sevgili Tolga Hoca açış konuşmasını yaparken öyle sanki biraz salona bakarak böyle bir burukluk yaşadığı gibi. Halbuki bu işler öyle değil. Siz de biz de biliyoruz ki bu yolda kemiyet değil keyfiyet önemlidir. Bir kişi de olsa o bir kişi nevi şahsına münhasır bir kişiliktir. Dolayısıyla bütün davalar, bütün büyük hareketler tek başlamıştır. Tek başına başlamıştır. Onun için üzülmeye ya da ya bu hocaları çağırdık galiba iyi duyuramadık, salonumuz biraz seyrek, mahcubiyet mi? Böyleyse de çok üzülmeye gerek yok. Mesele şu, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bazı yönleriyle burada arkadaşlarımız dili döndüğünce bir şeyler söyleyecek. Benim konumda buradan o tarafa bakınca bir filozof olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife. Ama karşıdan bu tarafa bakınca Ebu Hanife ve felsefe ilişkisi. Niye biri oradan bakınca öyle, buradan bakınca böyle? Bu felsefe soyut bir şey. Nereden baktığınıza, nasıl baktığınıza bağlı. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem, o dönemde ilimlerin durumu, İslam toplumunun inşası, İslam düşüncesi, İslam medeniyet anlayışına giden yolun hangi seviyede olduğu, bunların hepsi bununla ilintilidir, irtibatlıdır. Bu anlamda ben İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yönteminden, aslında yönteminin kavramları, her ne kadar fıkıhçı, mütekellim, mutasavvıf gibi sıfatlarla örtülse de o kavramların tümel bir düşünceyle çok yakından alakadar oldukları için felsefi kavramlar olduğunu, farkı dil farkı. Arapçanın ya da Türkçemizin ya da Batı'dan herhangi bir dilin o kavramın ilk defa o dilde ortaya çıkmış olmasından kaynaklanabilir. Bu anlamda hür düşünce, hür irade, hür bireyi doğuracaktır ya da sonuçlandıracaktır. Her ne kadar bunun sonuçta özgür birey, arzulanan, istenen, ortaya çıkan o olması düşünülse de hür düşünce burada birinci basamaktır ve zor olandır. Herkes bireyin bağlarından, zincirlerinden uzaklaşarak ya da onları kırarak özgür düşünebilmesi o kadar kolay değil. Bu sadece dışsal bir şey değil. Her birey içinde yaşadığı toplumun ürünüdür. Toplumun inançları onu bağlayacaktır. Yanlış anlayışlar onu bağlayacaktır. Anne babasının bilgi seviyesi onu sınırlayacaktır. Velhasıl her şey onu sınırlayacaktır. Dolayısıyla bu zincirleri kırıp oradan kendini gerçekleştirebilmesi o kadar kolay olmayacaktır. Ama her dava gibi İslam davası da sade ve basit başlangıçlar yapmıştır. İslam dini Arap Yarımadası'nda sade bir hayat içerisinde doğmuş, ilk dönem itibariyle ciddi problemler yaşamamıştır. İlk dönemden kastımız sevgili Peygamberimiz Efendimiz'in dönemi, bir problemi olan ya da ya bir şey düşünen ya da anlamadığı bir mesele olan kimse Hazreti Peygamber'e arz ediyor ve sevgili Peygamberimizin cevabı,
herkesi tatmin eden, ikna eden bir cevap haline dönüşüyor. Dolayısıyla mesele çözülüyordu. Hazreti Peygamber döneminde hiç dış sefer, savaş olmamış. Hazreti Peygamber'den sonra özellikle Hulefai Raşidin döneminde adeta dışa doğru seferler, akınlar başlamış. Çok yakın bir zamanda İslam coğrafyası Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, bugün o bizim her ne kadar Türk dünyasının şeyini gösterse bile, o zaman Akdeniz çevresi ta Karadeniz'den Kuzey Afrika arasındaki işte Hindistan içlerine, o zaman Avrupa'nın kuzeyleri çok fazla bilinmiyor, Avrupa'nın batısı da bilinmiyor. Amerika ya da Antarktika bilinmediği için eski dünya dediğimiz o coğrafyada kısa sürede koskoca bir imparatorluk doğuyor ya da koskoca bir medeniyet doğuyor. Bu dediğimiz 8 ila 10. yüzyıllarda Abbasilerin doruk ve zirve noktasında. İşte bu yola giden, bu medeniyete giden yolun başlangıç sayılabilecek bir döneminde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin varlığı o zaman ortaya çıkacaktır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra şartlar tamamen değişmiş, yeni şehirler kurulmuş, Müslümanların yaşadığı coğrafya adeta etrafını da içine alan milletler arası bir mahiyet kazanmıştır. Hemen her inançtan, eski inançları ya da her kesimden, milletten, toplumdan kimseler Müslümanların yaşadığı coğrafyaya dahil olmuş ve adeta eski dünyanın tamamı tek bir kültür ya da tek bir yönetim altına girmiştir. İşte böyle bir dünyada İslam dünyasında nasların yorumu ve hayatın karmaşıklığı içinde oluşan problemlere doğru çözümler getirme arayışları başlamıştır. Coğrafyanın genişlemesi, uzak bölgelerde farklı İslam anlayışlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ve bu konuda muzdarip olan ve ilim sahibi olan kimseler de buna çare olmak için bu sağlam ve doğru bir din anlayışı ortaya koyma görevi üstlenmişlerdir. Bunlardan bir tanesi mesela hadis rivayetleri de dahil İslami eserlere giren her rivayetin hüküm koymada, istinbat etmede, fıkıhçıların dediği gibi bir konuda dini bir meseleyi ortaya koymada yeterli olmadığını, maksadı karşılayamadığı gerçeğiyle karşılaşılmıştır. Başka bir ifadeyle söylersek, ortaya çıkan yeni problemlerin çözümünde rivayet olarak aktarılan her ifadeyi delil alma yerine daha seçici bir tutum sergileyerek yeni yöntemler geliştirme ve kullanma yolunu tercih etmişlerdir. Özellikle Emevilerin yıkılışına kadar süren tartışmalar bazı siyasi hareketlerle de birleşince içinden çıkılması güç bir takım problemler ve ağırlaşan hayat şartlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte böylesine karmaşık ve zor şartların bir deha bilgenin ortaya çıkmasını hazırlamıştır ki bu bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife. Müslüman toplumda iman, amel ve ahlak meselelerini genel ilkelere bağlayarak inceleyen Ebu Hanife, bir problemi genel ilkelere bağlamak tümel bakış açısını gerektirir. Bu felsefede bir yöntemdir. Genel felsefede olduğu gibi İslam felsefesinde de bir yöntemdir. İşte bunu ilk defa başaran ya da o gün alışılmışın dışına çıkarak iman, amel ve ahlak konularını böylesine genel ilkelere bağlayarak inceleyen Ebu Hanife, fikirlerin ve inançların doğru anlaşılması için yukarıda da işaret etmeye çalıştığımız gibi bazı yeni yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerden
birkaçına çok kısa değineceğim. Ondan sonra bir sonuçla bitireceğim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin geliştirdiği ve başarıyla kullandığı yöntemini incelemeye çalışırken elbette ki yeni bir yöntem önermek olmayacaktır. Ya da dini bir yöntem araştırması yapmayacağız. Yapacağımız arayışımız şudur. Büyük ölçüde Ebu Hanife'nin dini doğru anlamada ortaya koyduğu uygulamalardan hareketle yöntem açısından bazı tespitler ve değerlendirmelerle sınırlı kalacağız. Ebu Hanife dini hayatın belirlenmesinde tek otoritenin Kur'an olduğuna vurgu yaparak inanç evrenini oluştururken temel önceliği Kur'an'a verdiği muhakkaktır. Bu tutum itikadi alanda önemli bir belirlemedir. Özellikle iman söz konusu olduğunda hiçbir beşeri anlayışın dogmatikleştirilmemesi gerektiğini, yani din olarak algılanmaması gerektiğini ve hiçbir yorumun inanca dönüştürülemeyeceğini ifade eder. Elbette ki aynı zamanda hiçbir dini yorum ve bakış açısının mutlaklık kazanamayacağını, yani genelleştirilemeyeceğimizi. Bu anlamda mutlak olanın sadece Hazreti Allah'ın ve onun söyledikleriyle sınırlı olacağı ayrımını yapmaktadır. İşte bu tespitlere dayanarak dini düşüncemizi oluştururken ortaya koyduğumuz çabanın doğru inanç ve yanlış inanç olma ihtimali de vardır. Bu ne demektir? Söylediğimiz bana aittir. Başkalarının söylediği de kendine ait olduğu gibi. İsterse bu hangi metinlerden, hangi anlayıştan beslenirse, kaynaklanırsa kaynaklansın, bu bir beşerin ağzından döküldüğünde onun anlayışına, onun ifadelerine dönüşecektir. Bu anlamda söylediğim bana aittir. Asla bunun mutlak doğruluğundan söz edemeyiz, mutlak yanlışlığından söz edemeyiz. Doğru, dinleyicinin kendi anlayışına uyduğu sürece doğrudur. Yanlış da tersi olarak yanlıştır. İşte İslam düşünce geleneğinde özgür ve serbest düşünceyle beraber ortaya çıkan bu yeni meselelere özgün ve orijinal çözümler getirebilme anlayışının gelişmesinde önemli payı olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Küfeli olmasından kaynaklanan, niye Küfe? Hazreti Ömer devrinde Ömer'in komutanlarından, onun askerleriyle boş bir araziye sonradan kurulmuş bir şehirdir. Ağırlıklı olarak mevalinin meskun edildiği bir şehirdir. Bunun anlamı şudur, oradakilerin başka kültürlerden gelmiş insanların ağırlıklı yaşadığı bir şeydir. Bunun Ebu İmam-ı Azam'a muazzam bir yöntem kazandırdığını düşünürüz. Bir yönüyle Küfeli olması, İslam toplumunun içinden olması ama bir yönüyle Küfeli olması, İslam toplumunun kültür olarak dışından olması. Dışından olarak üçüncü bir gözle gözlemlediğinde dinle kültürü, örf ve adetini ayırma kabiliyeti kazanmıştır. İçeriden baktığında da İslam dininin uygulanışı bağlamında, ilim adamı olarak bağlanışı anlamında muazzam bir Kur'an ve sünnete sağlam bir bağlılığını gösterir. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın hoca silsilesi içerisinde Abdullah bin Mesud'un, Hazreti Ömer'in gibi sahabeden alim sahabilerin olması bu içeriden yaptığı gözlemin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu, yine aynı şekilde dinle din adamı söyleminin ayırt eden biri olması sebebiyle de yine dışarıdan üçüncü bir göz olarak meseleye nasıl baktığını gösterebilir. Peki, öyleyse İmam-ı Azam'ı bu anlamda diğerleri, diğer fakihler, diğer alimler içerisinde farklı kılan nedir? Neden İmam-ı Azam?
Çağının meselelerine doğru çözüm üretmeyi İmam-ı Azam nasıl başarmıştır? Biraz İmam-ı Azam'ın bunu en önemli sebeplerinden bir tanesi Allah kelamı olan Kur'an, diğeri de Allah'ın en taze mesajı olan insan. Bu iki varlık üzerine yoğunlaşmıştır ve insanı da Kur'an'ın anlattığı biçimiyle yaratılış zemininde neler kazanabileceği ya da nelerle karşılaşacağı, insanın ta yaratılışından büyük ya da son hayatının sonuna kadar olan evrelerini çok iyi kavramış olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı şu: İmam-ı Azam'ın, yani bugün hocamız da, namazdaki hocamız da, dinin insan için olduğunu, o soruyu sorup da cevabı olarak insan için olduğu anlayışını belki en iyi, en temel, en erken dönemlerde, çünkü çok erken dönemdir İmam-ı Azam'ın dönemi, Hicri 80, Hazreti Peygamberimizin Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinin üzerinden ikinci nesil, yani sahabeden hemen sonraki nesildir. Böylesine erken bir dönemde bu iki varlık alanını son derece iyi gözlemlemiş ve doğru anlamış olduğunu görüyoruz. Eğer bu iki varlık alanın yeterince anlaşılmazsa yeryüzünde insana huzur ve sükun asla kavuşamayacaktır. Bunlardan birincisi vahye dayanır, kelamullah'tır. İkincisi akla dayanır. Akla karşılık gelir. Çünkü insanın bu dünyayı anlaması varoluşunu, yani insanın varoluşunu, kainatın varoluşunu, var olman nedenini ve her varlık gibi var olma amacını anlamaya yöneliktir ki bu işte felsefedir. Felsefe iki tür anlaşılmalıdır. Bir tanesi bir disiplindir. Kelam gibi, tefsir gibi, hadis gibi ya da fizik, kimya, biyoloji gibi. Bir disiplindir. Bugün özellikle Rönesans'tan sonra, bilimdeki yeni gelişmelerden sonra bir disiplin haline gelmiştir. Ama bir de felsefe ilimdir, genel ilimdir, bütün ilimlerin anasıdır. İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemde tarih, tabakat kitapları İmam-ı Azam'dan filozof diye söz etmiyorlarsa bunun nedeni o dönemde ilim birdir ve tektir. O da felsefedir. İşte İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemler itibariyle yavaş yavaş İslami ilimlerin tebarüz ettiği ve gelenek oluşturduğu dönemlerdir. Bu yüzden fakihtir, bu yüzden mutasavvıftır, bu yüzden müfessirdir. Ama o dönem erken dönem değil de 8. yüzyıldan sonraki dönemler olsaydı, eğer övgü anlamında filozof olarak demezlerse bu kez yergi anlamında filozof derlerdi ama mutlaka oradan bahsederlerdi. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın bu çok erken dönemde felsefi kavramları kullanmadan dini literatürle felsefi yöntemleri kullanıyor olması belki, bence başarısının arkasındaki gizem budur. Niye? Düşüncesinde insanı merkeze almıştır. İnsanın mutlu olmadığı bir anlayış din olamaz. İnsanın huzura kavuşturmuyor. Hiçbir felsefe doğru felsefe olamaz. Eğer bir felsefe ya da bir din insana değer vermiyor, insanı anlatmıyor, insanı yüceltmiyorsa orada bir yanlışlık var demektir. Bu anlamda bunu en iyi görenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne demek insanın merkeze alınması? Daha yöntemlerine gelmedik. İmam-ı Azam'ın mesela reyci oluşunu hem kendisine övgü hem yergi olarak dönmüştür. Yani yolsa elektrik olarak dönmüştür ama reyin çağında kendi anlayışını, kendi düşüncesini dini düşüncesiyle birleştirerek
insani potansiyeline güvenerek bir dini çıkarma, çıkarsama yapmış olmasından belki söz edemeyeceğiz. Ama isim olarak en azından söyleyelim. İslam düşünürleri en basit şekliyle akıl sözcüğünü bir doğuştan, yaratılıştan, fıtrat olarak bir de sonradan kazanılmış akıl olarak kabul ederler. Bu anlamda ikiye ayrılırlar. Doğuştan saf akıl bütün insanlarda eşittir. Bu derslerde de söylediğimizde herkes karşı çıkar ama bu böyledir. Bunun anlamı şu, bu insan eşit yaratılmıştır. Bütün insanlar yaratılışta eşittir. Bütün insanlar bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Ve Allah Kur'an'da buna din adını verir. Bu yaratılmış olması, mesela Kur'an-ı Kerim hangi ayet numaraları, ben hafız olmakla birlikte ayet numaralarıyla çok başım hoş değil ama ayet numarasını şimdi söylemeyeceğim. Estağfirullah, Hazreti Peygamber'in şahsında insanın nasıl ya da hangi düzeyde yaratıldığına dair bir ayet-i kerime okuyacağım. Ondan sonra onun mealiyle İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin istihsan düşüncesine oradan geçeceğim ama fe'aqim, yok oraya değil, biz önce İmam-ı Azam'ın rey düşüncesi üzerinde bunları söyledik. Şimdi istihsan düşüncesi, yani bir şeyi en güzel şekilde yapma anlamına gelen, Türkçe bu anlama gelen bir kavram. O kavramın aslında kıyas üzerine yeni bir yöntem olarak kullandığını ve sadece İmam-ı Azam'la kullanıldığını görüyoruz. Bunun anlamı şu, İmam-ı Azam'ın insanı merkeze alan anlayışla insanın maslahatını, insanın ihtiyaçlarını en doğru, en kolay ve insana en yakışır şekilde ortaya koyma arzusu ve becerisidir. Şimdi istihsanla ilgili örnekler çok fazla belki veremeyeceğiz. Hoca biraz uyardı ama sonuçta İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ait. Belki müzakerede daha da tadı çıkarırız. Ha, belki soru soran kardeşlerimiz olursa hakeza, ama bir sonuçla, sonuçta bir şeyler söylemek isterim. Ebu Hanife'nin dini görüşlerini yaşadığı çağları aşarak çağlar ötesine günümüze kadar gelmesini, içinde yaşadığımız modern çağda bile hala güncel değerini korunmasının yegane sebebini onun bilimsel yeterlilikle metafizik konularının anlaşılmasında izlediği yönteme bağlamak gerekir. Yani onun düşünce gücünün, felsefe gücünün güçlü olmasına bağlamak gerekir. Ebu Hanife düşüncesinde aklın önemi önemli bir yer işgal eder. Bu konuda o akla olması gereken değeri vererek düşünce sistemini Kur'an, doğru haber ve akletme üzerine kurmuştur. Zaten akletme üzerine kurduğu reycilik, haberse felsefede bilgi çeşitleri diye bir bahis vardır. Her bilgi aynı düzeyde değildir. Bilgi birkaç türdür. Bunlardan bir tanesi de dini bilgi. Dini bilgide, felsefede dini bilgi zorunludur. Zorunludur ne demek? Tartışılmaz, tartışamazsınız. Ne diyorsa odur. Neyi tartışabilirsiniz? Anlaşılıp anlaşılamadığını tartışabilirsiniz. Doğru aktarılıp aktarılamadığını tartışabilirsiniz. Ama doğru anlatıldığı takdirde işte bu bizim kelamcılarımızın haber dediği, yani vahyin haber verdiği şeyler dini bilgidir ve dini bilginin de doğruluğundan asla kuşku duyulmaz. İmam-ı Azam'a göre dini inancın de yorumlamaktır. Diğer taraftan Ebu Hanife'nin metafizik meseleleri analitik yargılarca
bağlı olarak evrensel bilgi düzeyinde anlaması gerçekte de sağlam bir felsefedir ve bu modern çağın sistem kurucu filozoflarıyla İmam-ı Azam'ın ne kadar bütüncül bir tamlama gösterdiğini bugün anlamak mümkün. Çünkü o aklın tümel olarak kavradığı kimi meseleleri özel düzeyde yani tikel konular üzerinde sentetik yargılardan hareketle vahye dayandırması akıl-vahiy ilişkisini dengeleme açısından büyük anlam ifade etmektedir diyelim. Evet, sabrınız için teşekkür ediyorum diyelim. Konuyu kapatalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.